Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Geldim, suyumu hazırladım, sigaramı hazırladım, telefonumu koydum, bilgisayarın başındayım. Son bölümü icra ediyoruz, evet. Artık kısmetse geçen sefer abi ne çektik ya. Allah Allah. Neyse, hatırlamak dahi istemiyorum. Umarım böyle bir problem yaşamayız bu bölümde. Temiz temiz bitiririz. Böylelikle de Age of Empires'a en azından hikaye moduna son vermiş oluruz. Son bölümdeyiz. Jiangyang'ın çöküşü. 1273. Jiangyang'ın kudretli taş surları son direnişinde büyük katapultun muazzam gücüyle karşılaştı. Hadi bakalım. Crippled by the loss of their supply route, the twin cities of Shangyang and Fengcheng were ready to fall. The Mongols' new long-range trebuchets would test the mighty walls of the Song Fortress, and Kublai Khan would not stop the bombardment until he sat on the throne of all China. Acaba ben çökertebilecek miyim? Bakalım becerebilecek miyim? Kublai Han'ın kuşatma mühendisi İsmail. İsmail değildir ya. Adı İsmail miymiş? İsmail. Çünkü İslam'la alakalı bir isim olduğu için emin olamadım. O dönemde İslam yok yani. Hani Orta Doğu'dan falan mı geldi? Tam da emin değilim tarihe, o konuda çok fazla yorum yapmayayım, neyse. Yanında yıkıcı yeni bir katapult getirtmişti. Bu kudretli silah sayesinde benzersiz bir kuvvetle Hisar'a saldırabildi. Bakalım nasıl bir şey. 1273. Hadi bakalım, son görev. Yüzdük. Sonuna geldik. Son bir arka arkaya çektim ama bölümleri. Yalan yok, epeydir. Epey bir ara verme durumu oldu. Age of Empires bitince, yani Age of Empires 4 bitince strateji bitecek zannetmeyin. StarCraft 2 ve Red Alert 3 var. Hedefte oynayacağım. Tabi araya böyle küçük oyunlar gene sıkıştıracağım. Ama ana büyük oyunlarım StarCraft 2 ve Red Alert 3 olacak. Arkadaşlar, bilgisini vereyim onu da. Kanalı takip eden az sayıdaki izleyicilerime. Yani dediğim gibi aslında kendim için oynuyorum. Burada kendi kendime de muhabbet ediyorum. Yani o sırada atıyorum oyunla alakalı muhabbet edeceğim arkadaşım da yok. Biraz deliliğe vurmanın basit YouTube şeyleri de olabilir yani, belki yaptım şey. Hadi yüklen artık. Yani Eda'yla yani aynı oyunu oynamadığın zaman, aynı şeyi aynı anda paylaşmadığın zaman çok fazla oyunla alakalı muhabbet çeviremiyoruz ne yazık ki. Böylesi daha güzel oluyor. Bilmiyorum, daha eğlenceli oluyor. Yani ben normalde de oynasaydım atıyorum bu şekilde oynayacaktım yani bu oyunu. After years of resisting Kublai Khan's siege, Fengcheng and Shangyang still refused to submit to Mongol rule. To take the cities, Kublai Khan would harness the full power of his empire by enlisting an ally from the Ilkhanate of Persia. İlhanlılarmış. Ha, varmış demek o zaman. İsmail, yani, a siege expert, would lead the Mongol army. Dediğim gibi çok şey, gerçi Kublai batıya iyi açılan bir imparatordu yani. This new trebuchet, once constructed, could hurl boulders greater in size than any weapon before it. During the years-long siege, Kublai Khan had established lucrative trade routes with Chinese market towns who swore loyalty to him. Although these trade partners were vulnerable to Song attacks, they could deliver valuable resources to fund Ismail's efforts. Seni gide. Zarıkta bay kuy. Seni gide ola bay kuy. Seni gide. Onu koy toşa derimi harbaçta.
Uşağınca soru kutluyum. Şu orduları bir dağıtayım da. The Mongol commercial network could supply Ismail in stone so long as he had enough traders on the road. Ачлах цаг болсон. Тушаал
Tamir mi edebiliyor lan? Bayağı sustum değil mi ben? Dur. Daldım çünkü çok fena. Geliştireceğim diye bazı şeyleri. Farkındayım yani. Sustum şu an. Gereğinden fazla mı işçi bastık acaba? Taş alırız. Thank you.
Odun satalım. Siktir, taş alamıyoruz lan. Oğlum olaya gel. Bu ovada yeterince taş var mı ki peki? Başka taş ovaları bulmam lazım. Sıra bak ya. Neredesin İsmail? Ben taşı... Köprü nerede? Neden böyle bir şey var ki ben anlamadım. Ay sigaramı içemedim, o derece daldım ya. Counterweight trebuchet constructed, the Mongols could mount their assault on the twin cities. As Ismail's trebuchet had a far greater range than those of the Song defenders, the Mongols could attack from a safe distance. Hey.
Siz de biraz asker mi çıkarsaydınız acaba? Güneydeki müttefikler. Tamam bir saniye abi. The Song soldiers left gaps elsewhere in their defense, which the Mongols could exploit. Bunlar da ayrı bir geri zekalı ama yani gerçekten. Güzel güzel, çok uzaktan vuruyor. Hop ya.
gevşek. Garip yani, bir şey diyemiyorum abi. Yakın yakın. Ama siz de biraz kendinizi savunmak isteyin yani. Sadece ben yapmayayım yani bu işi. Yok,
Asker basalım. Köy gitti artık, ona yapacak bir şey yok. The bridge rebuilt, the doors to Fancheng were wide open. Song forces destroyed one of the market towns trading with Kublai Khan's army. Only one trade route remained open to the Mongols. The Mongols swept into Fancheng, striking down any Song warriors in their path. Ya.
Başka nereye yapacağız? Çok iyi ya bu silahlar. Şu trebüşeler. Bunlar geriye doğru vurmuyor çünkü. Kartaldaymış ya harika. Güzel ordu çıkardık ya. Onun da bir çapı var tabii. Hadi bakayım şu tepedeki okçuları üzerinde. Yalnız onlar da ne zırhlıymış be. After years of holding out against the Mongols, first of the twin cities finally fell to Kublai Khan's army. Güzel. All that now stood between Kublai Khan and the throne of China was the final stronghold of the Song, the city of Xiangyang. Xiangyang. Using the immense range of the great trebuchet, Ismail aimed to lay waste to Xiangyang's great keep. Ismail's counterweight trebuchet proved its might, shaking the earth and shattering the spirits of the Song. The great keep of Xiangyang had fallen. With Xiangyang's gate undefended, the Mongols could now repair the connecting bridge to the Song stronghold.
Orada da böyle tahta bir şey yapmışlar küçük. Eşyolu beş kulaklar nasıl oluyormuş? With the city in disarray, the Mongols were free to tear down the imperial palace. Mongol warriors flooded the streets of Shanyang as the Song defenders rose to make a desperate last stand. Oh, çatı çöktü. ...3200... ...1800 gidiyor her saldırıda. Yok demek öyle bir düz kafa bir şey yokmuş. Şuradaki askerlerle uğraşmaya hiç gerek yok. Shangyang, the great bastion of the Song dynasty, had fallen. Kublai Khan. Biraz sessiz kaldım ya bölüm, odaklandım böyle. Korktum çünkü gerçekten. Böyle saatler sürecek falan diye. Çünkü Rusların son bölümünde falan mı kaybettim falan yani. Bu daha zor olur diye bekledim. O kadar değilmiş. Gerçekten güçlü bir silah verdi İsmail bana yani. Sağ olsun İsmail. İsmail'e de buradan çok selamımız olsun. Ay. Ay. Bakıp devam ettiğim bakayım neyi gösterecek bize şu an. Ah. The Mongol army smashed through Shangyang's defenses and captured the city. Age of Empires 4 seferlerini tamamla. Achievement geliyor şu anda. Moğol ordusu seferlerini tamamla. Ekran niye çıkmıyor ben onu anlamıyorum bu arada.
In 1279, at the Battle of Yamen, the Mongols destroyed the last defenders of the Song. Kublai Khan now ruled over all China, founding the Yuan Dynasty. His royal court in Chengdu welcomed scholars, traders, and religious leaders. The Mongols demonstrated civility and religious tolerance, but also brutality and violence, typifying the contradictions within the Mongol Empire. Since Genghis Khan first united the Mongolian tribes, they had made incredible advances in technology and trade. And they created indelible connections between East and West. At its height, almost 100 million people lived under Mongol rule, a quarter of the world's population. The Mongol Empire endured for less than 200 years before fragmenting into smaller territories, but its legend continues to this day. Genghis Khan's mission was to unite the world into one empire. Yet he always returned to the Mongolian steppe, where the endless grasslands lay beneath the eternal sky. And from where he created one of the largest empires the world has ever known. Evet. Hala da Cengiz'in kurduğu imparatorluk üstüne, yani toprak bütünlüğü olarak tek kara parçası halinde kurulabilmiş daha büyük bir devlet yok yani. Gerçekten takdir edilesi ya. Şok ve dehşet. Güzel. Evet. Arkadaşlar gerçekten güzel. Güzel bir serüven oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle tarih dolu, tarih kokan, yani en azından lore'una uğraşılmamış, yani uğraşılmamış derken hani bir taraflarından uydurmaya uğraşmamışlar. Güzel. Zaten tarihte geçmişte yaşanan şeyler güzeldi. Bu efsanelere, bu hikayelere, bu yaşanmışlıklara konu alan bir oyun serüveni oynamış olduk. Ben çok eğlendim. İyi ki de oynadım bu arada. Xbox Game Pass'e de teşekkür ederim. Gerçekten 30 liraya oynayamazdık. Yani pek çok oyunda oynadık herhalde. Age of Empires değil ama Age of Empires 4 büyük bir oyundu. Tabi hala Age of Empires 1 ve 2'nin efsaneliğinde bir tat vermiyor diyebilirim ama yeni grafikler, yeni oyun sistemi bence olmuş yani. Güzeldi. Ben çok beğendim. Dediğim gibi size de tavsiye ederim. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Umarım oynarken de keyif alırsınız. Çünkü oynayacağınızdan eminim diye düşünüyorum. O yüzden çok da lafı dolandırmayalım. Zaten yeterince uzun oldu bu da. Ben diyordum saatler sürer gene. Gene 40 dakikada falan bitirdik. Kendinize iyi bakın. Bir başka oyun serüveninde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.